Teşekkürler. Şimdi siz uzun bir süredir zaten Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden verdiği röportajlarda, yazdığı yazılarda da altını sıkça çizdiği gibi daha çok mevcut altılı masanın dışında mecliste farklı bileşenlerin de olması konusunda uğraşıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi, HDP, diğer sol partilere çağrıda bulundular. Gelin hep birlikte olalım dediler. Ondan sonra onun içine girmeyen diğer sol partiler de kendi aralarında bir şekilde oluşuma gidiyorlar. Siz bunlarla meşgulsünüz. Şimdi bütün bu olayda bizim bilmediğimiz, seyircilerimizin bile bilmediği, kapıla kapılar ardında size bakanlık teklif edildi. Siz de bakanlıklar üzerinde pazarlık yaptınız ve bir şekilde bir bakanlığı aldınız, almadınız, bakanlık beğendiniz, beğenmediniz. Böyle bir durum mu var? Yani tabii ki öyle bir durum yok. Yani bu tartışma bizimle ilgili bir tartışma olarak ortaya çıkmadı. Siz de biliyorsunuz. Sayın Gürsel Tekin bu konudaki bir kendi görüşünü açıkladı ve bunun üzerine bir tartışma koptu. Ve altılı masanın içinden bir partinin çeşitli düzeylerdeki temsilcileri bu konuda HDP'yi de bu işin içine katan bir tartışma yürüttüler. Fakat ben yani bizim çeşitli basın yayın organlarına da açıkladım. Grup Başkan Vekilimiz Meral Danış Beştaş da açıkladı. Ben burada bir kez daha söyleyeyim. Bizim herhangi bir şekilde ne altılı masadan ne CHP'den bir bakanlık talebimiz olmadı. Böyle bir tartışma yürütmedik. Böyle bir talepte bulunarak bir görüşme yapmadık. Bizimle ilgili bir tartışma değil bu. Yani dolayısıyla bu konjonktürel açıdan baktığımızda bu konunun doğrudan muhatabı biz değiliz. Bunu net olarak söyleyelim. Elbette ki iktidar yanlıları da muhalefetin içindeki bazı HDP karşıtları da bunu fırsat bilerek bu tartışmayı biraz köpürttüler. Ama dediğim gibi birinci elden bu konunun muhatabı biz değiliz. Çünkü böyle bir talebimiz olmadı. Bu evet. İşin konjonktürel yanı. Ama ilkesel yanına da biraz bakmak istiyorum. Çünkü siz bir şey söylediniz biraz evvel. Acaba hani yeni bir dönemde bir şeyler değişecek diye düşünüyoruz ama her şey eskisi gibi mi kalacak acaba diye. Bizim ilgilendiğimiz esas konu bu tarafı meselenin. Yani bizi üzen yanı da bu doğrusu bu tartışmada. Çünkü olabilir böyle bir tartışma başladığında çeşitli partiler yani biz bunu doğru görmüyoruz diyebilirler. Böyle bir fikrimiz yok diyebilirler. Meşrudur yani böyle bir tartışma yapılabilir. Ama baktığımız zaman ilkesel olarak HDP'nin meşruiyetini sorgulayan bir tartışma yürütüldü. Yani HDP bu ülkede bakan verebilir mi ilkesel olarak? Tabii ki verebilir. Tabii ki verebilir. Yani HDP anayasal meşruiyeti olan bir partidir. HDP ayrıca meşruiyetini toplumsal mücadelesinden ve demokrasi mücadelesinden alır ve halkın teveccühünden alır esas itibariyle. Halk meşru gördüğü için HDP meşrudur esas itibariyle. Şimdi böyle baktığımız zaman her siyasi parti gibi Halkların Demokratik Partisi de bu ülkede iddiası vardır. Hem yerel açıdan baktığımızda hem merkezi olarak baktığımızda bu ülkeyi iyi yöneteceğine dair, ülkenin krizini çeşitli açılardan baktığımızda ekonomik, sosyal, siyasal krizin açılması için doğru politikalara sahip olduğu iddiasındadır. Ve bu açıdan da baktığımızda bu iddiayla aslında Türkiye'de yönetimi daha iyi yapabileceği konusunda bir yaklaşımı vardır. Zaten seçmenleri de HDP'yi ömür boyu muhalefette kalsın diye değil, elbette ki günü geldiğinde, gücü yettiğinde iktidara ortak olsun, yönetime ortak olsun diye desteklemektedir ve bu çok haklı bir taleptir. Dolayısıyla ilkesel olarak baktığımız zaman HDP'den bakan olabilir mi sorusunun cevabı tabii ki evettir. Bu bizim için tartışılmazdır. Bunun meşruiyeti tartışılmazdır bizim için. Nitekim Türkiye'de 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde iki HDP'li bakan olmuştur o zaman. Yani bu olmayacak bir şey değildir. Dediğim gibi ilkesel olarak baktığımızda biz bu tartışmayı pek haddini bilen bir tartışma olarak görmüyoruz doğrusu.
Yani nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, İyi Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin bakan verme, ülkeyi yönetme konusunda hakları varsa HDP'nin de vardır. HDP Türkiye'nin ve bugün meclisin üçüncü büyük partisi durumundadır. 7 milyona yakın insan oy vermiştir. Aileleriyle beraber neredeyse 15 milyon insanın gönül verdiği bir partiden söz ediyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman bu tartışmayı usulünce sürdürmek lazım. Yani bir siyasi parti diyebilir ki biz HDP ile aynı hükümette yer almayı doğru bulmuyoruz diyebilir. Biz de başka bir parti için bunu söyleyebiliriz. Bu çok meşru bir şeydir. Eleştirebiliriz. Bu hepsi olabilir. Ama ilkesel olarak HDP yönetir mi, yönetemez mi, yönetime katılabilir mi tartışması haddini aşan bir tartışmadır. Biz buna elbette ki tepki gösteririz. Ama dediğim gibi biz böyle bir talebimiz olduğu için, böyle bir taleple altılı masaya gittiğimiz için bunu söylemiyorum. Ama pozisyonumuzu da kimseye tartıştırmayız. Meşruiyetimizi de, toplumsal meşruiyetimizde halkın bize verdiği desteği de kimseye tartıştırmayız. Bunu da söylemek isteriz doğru. Saruhan Bey, şimdi şöyle bir şey var. Siz zaten bakanlık talebinizin olmadığını söylediniz. Ama siz mesela Kürt sorunu önceleyen bir politika izliyorsunuz. İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş ve hani Türk milliyetçiliğinin bir damarını da kendi içinde taşıyan ve merkeze yönelmiş bir parti. Bu açıdan farklı siyasi politikaları olan, farklılaşmış olduğu da açıkça herkesin tespit ettiği iki partisiniz. Size şunu söyleyemez mi? Yani HDP birinci parti olur, iktidar olur, bakan çıkarır. Bu ayrı bir tartışma konusu. Veya işte koalisyon İYİ Parti'den çıkıp biz HDP ile koalisyon kurmak istemiyoruz. Böyle bir bakanlık, ne bileyim, koalisyon ortağı olmak istemiyoruz, seçim ortaklığı yapmak istemiyoruz. Yani bu ortaklığa itiraz edemez mi İYİ Parti'den birisi? Yani sizin varlığınızı tartışmayı, meşruiyetinizi tartışmaktan söz etmiyorum. Siyasi ittifak kurmak veya siyasi koalisyon kurmaktan söz ediyorum. Sanki bana oradaki sözlerin özü buymuş gibi geliyor. Dediğinize aslında cevap verdim. Tekrar söyleyeyim. Bir partiyle başka bir parti koalisyon yapmak istemiyorum diyebilir. Çok doğaldır. Ama bunu demokratik siyasetin dili içinde, üslubu içinde, söylemi içinde yapabilir. Yani diyebilir ki biz şu A partisiyle herhangi bir koalisyon yapmak istemeyiz, bir hükümet ortaklığı yapmak istemeyiz. Çünkü şöyle şöyle farklı görüşlerimiz var. Bu çok doğal bir şeydir. Ben buna itiraz etmiyorum. Belki bana da sorsanız, mesela siz İYİ Parti ile, mesela diyorum, başka partileri de söyleyebilirim. Hani İYİ Partililer üstüne alınmasın, kötü bir şey söylemek için değil onlara yönelik. Ama yapar mısınız bir koalisyon ortaklığı deseniz, belki ben yani vallahi bu çok kolay bir şey değil. Çünkü şöyle şöyle çok ciddi farklılıklarımız var. Yapmak istemeyiz diyebilirim. Bu çok doğal bir şey. Ama ben İYİ Parti'nin ülke yönetiminde yer alıp alamayacağını ilkesel olarak tartışmam. Gücü olur. Halk teveccüh göstermiştir. Elbette ki yer alır. Aynı şekilde bizim de hakkımız vardır. Nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, İYİ Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, DEVA'nın, Gelecek Partisi'nin ve diğer partilerin böyle hakları varsa bizim de bu hakkımız vardır. Bunu tartıştırmayız diyorum. Ve tartışma maalesef böyle bir noktaya evrildiği için bizim cevap verme ihtiyacımız doğdu. Çünkü evet, buradan şunu biz hissediyoruz. Ve bu his iyi bir his değil. Bunu sadece bir siyasi partinin yöneticilerinin hissetmesi belki çok önemli değildir. Ama geniş toplum kesimleri, seçmenler bunu hissetmeye başladığı zaman bu ciddi bir sıkıntı yaratacak bir konudur. Şudur o da hissetmekten kastettiğim. Yani aslında bugün HDP'ye yönelik AKP-MHP koalisyonunun davranışı, tutumu, dışlayıcı ve ayrıştırıcı dili, nefret söylemi, düşmanca davranışları, bir düşmanlık hukuku uygulamaları gibi örneklerin aynen yeni dönemde yeni iktidar tarafından da yaşatılacağına dair bir his eğer insanlarda doğuyorsa bu tartışmanın içinde, işte bu ciddi bir sorun var demektir. Biz bunu hissettik. Tepki gösterdik. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi buyurun. Bu bir tartışma tabii. Siz kendi pozisyonunuzu bence en açık bir şekilde ifade etmiş oldunuz. Öte taraftan bu tartışmayı iyi niyetli bulmayanlar da var.
Yani tartışmanın ortaya çıkışını sonra götürüldüğü yeri iyi niyetli bulmayanlar var. Mesela Murat Yetkin belki analizini okumuşsunuzdur. Aslında mesela evet. Siyasi iktidarın HDP üzerinden CHP İYİ Parti ittifakını çatlatmak için bu tartışmaları sürekli olarak itelediğini söylüyor Murat Yetkin. Adil Zozani'yi okumuşsunuzdur belki Independent Türkçe'de. O da sizin 24. dönem milletvekiliniz doğru hatırlıyorsam. O da bambaşka evet. bir yerden İYİ Parti'nin niyetini sorgulayarak mesela bir iktidarla bir uzlaşma stratejisi mi izliyor İYİ Parti diye sorgulayarak. Siz bu tartışmanın pozisyonunuzu anladım. Sanırım herkes anlamıştır. Siz bu tartışmanın sürekli gündemde tutulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz de böyle komplocu mu yaklaşıyorsunuz? Yoksa aslında Türkiye'nin hali bu hep olacak mı bu diyorsunuz? Nasıl? Yani şu çok açık. Yani komplo diye bakmıyorum elbette. Ama AKP-MHP koalisyonunun aslında Millet İttifakı'nı bizim üzerimizden sıkıştırma hamleleri yaptığını çok iyi biliyoruz. Görüyoruz bunu. Sanıyorum Millet İttifakı'nın içindekiler de görüyordur. Yapmaya çalıştıkları şey esas itibariyle HDP seçmeninin seçimlerdeki oy tercihlerini etkilemektir. Bunun için bunu yapıyorlar. Ve bunu sistemli olarak yapıyorlar. Medyalarıyla, siyasetçileriyle, mecliste, meclis dışında bunu sistemli olarak yapıyorlar. Biz bunun farkındayız. Ama buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Buna karşı mücadele ederken Adalet ve Kalkınma Partisi MHP koalisyonunun diliyle mi, söylemiyle mi mücadele edecek muhalefet partileri? Yoksa muhalefet partileri demokratik siyaset söylemini benimseyerek, buna uygun davranarak HDP ile aralarındaki farkı mı konuşacaklar? Mesele burada budur esas itibariyle. Çünkü diğerini yaptığınızda AKP-MHP ittifakının diliyle, söylemiyle ve zihniyetiyle bu tartışmayı sürdürdüğünüz zaman HDP seçmenleri de kaçınılmaz olarak o zaman Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın bize bakışında bir farklılık yok demeye başlıyorlar. Eğer buysa murat edilen peki o zaman tabii ki bir şey denemez yani. Eğer murat edilen buysa, yok murat edilen bu değilse o zaman demokratik siyaset dilini kullanarak ve savunarak bunu bu tartışmayı sürdürmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani çirkin bir üslupla değil bu tartışmayı, demokratik siyasetin diliyle sürdürmek gerekir. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim mesela bir son cümle izin verirseniz, biz mesela altılı masada olmayacağız dedik. Bunu da biliyorsunuz yaklaşık bir yıl önce 27 Eylül 2020'de 21'de bir tutum belgesi açıkladık. O zaman bunu söyledik ve gerekçelerimizi de açıkladık neden böyle baktığımıza ve Türkiye'de ne yaşanması gerektiğine dair önümüzdeki dönem önerilerimizi de sıraladık. Evet. Şimdi biz bunu bu şekilde politik bir dille yapıyoruz. Peki. Eleştirilerimizi de kendi yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. Aynı şeyi Efet'ten de bekliyoruz. Evet, şimdi bir müsaade edin biraz sorularımızı soralım. Tabii. Şimdi burada aslında enteresan bir durum var. Size şunu sormak istiyorum. Baktığımız zaman yerel seçimleri hatırlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'nın pek çok ilindeki ve civar ilçelerindeki Kürtlerin oylarıyla seçildi. Hatta öyle ki